Fevzi Paşa'nın askerlikle siyasetin ayrı tutulması, konusundaki tartışılmaz hassasiyeti, onun demokrasi ve milli iradeye saygısının bir göstergesidir. Önce Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili oluşu, sonra da Millet Partisi'ne katılarak demokrasi mücadelesini sürdürmesi her anlamda takdire şayandır. 1944 yılının Eylül ayında kendisiyle yapılan bir röportajda milletin hürriyetleriyle Kuvayi Milliye ruhu arasında ilişki kurması bir bakıma milli ve ahlaki duruşu teyit etmiştir. Fevzi Paşa 10 Nisan 1950'de hayata gözlerini yummuş fakat dönemin hükümeti yas ilan etmeyerek devlet radyosunda cenaze günü şarkıları, türküleri, eğlence programları yayınlayarak vefasızlığı ve vicdansızlığı resmileştirmiş, tescillemiştir. Allah'tan rahmet niyaz ettiğimiz Mareşal Fevzi Çakmak Paşa her zaman kalbimizdedir. 1948'de kurulan Millet Partisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kökü siyaset kaynağıdır. Fevzi Paşa'yı bilmeyenlerin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri oldukça zordur. Türk Silahlı Kuvvetleri millet ordusudur, kanun ordusudur, kahramanlık onurudur. Ülkesine ve vatanına bedeli ne olursa olsun aşkla hizmet etmekte, fedakarlıkla sınır tanımamaktadır. Bazı müflis ve müfsit ve müşteri zihniyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerini karalaması, töhmet altında bırakması planlı bir tertip, adi bir tuzaktır. Demokrasi muhaliflerinin kahraman ordumuzu günlük siyasi tartışmalarının içine çekmek gayreti suçluluk psikolojisidir. Merhum Fevzi Çakmak Paşa Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik isimli kitabında bakın ne demişti. Bir millet birlik olmazsa oluşturacağı ordunun moral gücü zayıflar. Milletlerin ve devletlerin yenilgelerinin sebepleri iç zayıflıklarında aranmalıdır. Aynı görüşteyiz, aynı çizgideyiz, aynı fikirdeyiz. Milli birlik ve beraberlik şuurunu bozmayı hedefleyenler, aynı zamanda Türkiye'mizin dört bir tarafta sürdürdüğü beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır. Demokrasi ve milli irade üzerinde oynanan oyunun ana gayesi iç huzur ve barış ortamını baltalamaktır.